Hocam çeşitli okul futbolcularla ilgili çeşitli sorular soracağım. Hocam bu ismini vermek istemediğim takım ve futbolcuların bu konuyla ilgili bu tutum ve hareketlerin neye bağlıyorsunuz? Şimdi ben her alandan ayrımcılığa karşıyım aslında. Yani etnik köken olabilir, cinsel tercih olabilir, tuttuğu futbol takımından olabilir, üstüne giydiği kıyafetin renk seçimi olabilir. Bunlar hepsi ben insanın kendi değerleri açısından bakıyorum. Yani değil mi? Yani hocam size bir sağlıkçı olarak, bir medikal uzmanı olarak bu konuyla ilgili bilgiye sahipsiniz. Ama yani demek istediğim futbolun özellikle de bizim ülkemizde oynanan futbolun erkek hegemonyasında oynandığı, hegemonyası içerisinde değerlendirildiğini. Hatırlar mısınız Emre Aşık bir basur? Şimdi yani evet yani Yalvaç'ım benim anlatmak istediğim şey şu an Türkiye'deki bu erkek hegemonyası içindeki futbolda yani bir kırık bir dal olması bence hani zayıf nokta gibi değerlendirilebilir. Yani şimdi Tonguç'um sen bakıyorsun ama senin de 83 yılında Galatasaray'la Neşeten maçında Tanju'sana bu olayı çıkardı ortaya. Senin Tanju'yla başa çıkardı. Oha! Nereden çıkıyor ya? Valla Tanju söyledi kardeşim. Ya şimdi bak, Tanju'dan biliyorum. Şimdi bak şöyle bir şey var. Yani 83 yılında Tanju'nun olmadığı da bir aşikar yani böyle saçmalama. Nasıl yoktu? Saçmalama yani. Abi, evet, senin çıkış soyadın nereden geldiğini söylersen bütün... Şimdi bak olayı yapamayı iyi kokun çok ama o çıkış soyadın nereden geldiğini... Kardeşim bak isimlere takılmayın. Galip abi biliyor. Galip abi çıkış soyadın nereden geldiğini biliyor. Galip abi. Şimdi 1991'den 99'a kadar olan bütün ne futbolcularını istedim. Aman hocam yapmayın ya. Saat kaçırdı. Cıbış lider geldi değil mi? Ama şimdi ben bunu söylemek altında kalırım. Tanga ile maçı çıktın diyorum. Hayır, o zaman Tanga yoktu kardeşim. Nasıl yoktu? Hayır, tabii ama bunlar. Adamı delik de şişirmiştir. Aman hocam. Tamam. Lütfen. Tamam. Bence gerçekten bel altı muhabbeti yapmayın beyler Allah aşkına. Taşma taşma. Cıbış var işte. Futbolu konuşacağız. Bunu mu konuşacağız ya? Şimdi adamın sağlığı düzgün mü yerinde mi onu bilmelerimizi öncelikle. Hocam düzgün sağlık. Ruhtan gelir, içinden gelir. İpnelik, pardon hocam, yani evet. Hastalıktır hocam. Şimdi yani Türk futbolunda ben böyle bir bozukluğa, böyle bir karı bozukluğa, böyle bir çarpıklığa karşı. Yani bakıyorsunuz hocam, yıllar boyunca size iyi nokta hakem diye bağırdıkları zaman hoşunuza gider miyiz hocam? Olmaması lazım. Öyle şeyler yanlış. Ya doğru. Süremizin sonuna doğru gidiyoruz. Olmaz hocam. Şimdi, şöyle. Giyiyor. Tangoyu. Şimdi delikçe bağırın. Sen adamın. Ya Korkunç bak. Adamın sen beni bir gösterin. Adamın kanında varsa yapar. Programı kapatmanın vakti geldi yanlış oluyor. O bir gerçek. Bu yüzden sevgili izleyicilerim sizler. Böyle yaşamını bilmem. Ben komik konuşma yapmadım. Ya biraz da. Kapatıyoruz. Ya arkadan hemen. Beni bir daha ben oturuyorum. Ya bu konu değil. Beni de söyleyeyim. Şampiyonların gözü çok güzel. Beni bir daha bu programa katmayın kardeşim. Hocam peki. Çünkü. Senin olduğun yerde var. Hocam. Burada çok da var. Benim soyadım da yok. Kokoreççiye gidiyoruz değil mi? Kokoreççiye gidiyoruz. Tamam. Kokoreççiye gidiyoruz çıkışta. Şirket olmuşsunuz. Hocam ben Şener'e gidiyoruz hocam. Tamam. Evet sevgili izleyiciler. Bu arada, programımız burada bitmiş bulundu. O Ertaş var ya malzemeci. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ertaş'ın malzemeci geldi kardeşim.